İslamiyet'in bir kimlik olduğu, bir İslam ahlakının insanlara değer katan bir zinet olduğunu bilen, bildiren bir durum içerisindeyiz. Bunun hem keyfini, hem gururunu, hem de imtiyazını yıllarla yaşadık. İnşallah bundan sonra da bu imtiyazı aynı şekilde sürdürür. İslam Araştırmaları Merkezi, Ahmet Hamdi kardeşimin de belirttiği gibi aslında bir hayaldi. İslam kurulmadan önce, başkanlığı yapan hocam da burada çok iyi hatırlayacaktır. İslam kurulmadan önce Türkiye'de İslam araştırmaları herhalde sadece Ankara İlahiyat Fakültesi'nde büyütülmüşte, büyütülmüşteydi. Bir de İstanbul Üniversitesi, İslam Araştırma Edebiyat Fakültesi'nin içerisindeki İslam Araştırmaları Merkezi için de büyütülmekteydi. Müesseseleri kafirler merkezler. Hatta sadece ilmi müesseseler değil, ticari müesseseler de başlangıç tarihlerinin eskilikleriyle itibar görürler. Ve onların kendilerine mahsus müzeleri vardır. Mesela Türkiye'mizde de ticari müesseselerin tarihi gelişimini başlangıçtan beri tarihi gelişimini gösteren faaliyetler olduğunu görüyoruz. Az vermeyeceğim ama Koç Bey'in adını zikretmen kafi gelir diye düşünüyorum. Merkezimizin dergisinin ihyası içinde bir velayetimizin olduğunu belirtmek isterim. Bu panelden sonra bu faaliyetleri hız vermeyi planladığımızı ve daha önce makaleleri dergimizde yayınlanan ve şu anda burada hazır olan değerli hocalarımızdan makale beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Bu İslam Araştırmaları Enstitüsü'nün hatırladığıma göre 15 bin liralık senelik bürokratik giderler faslından bir şey vardı. Taksisatı vardı. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum ve sizlere de sizleri burada yalnız bırakmadığınız için ve sonuna kadar. Merkezinin bu iki zengin kütüphane birleştirilip bir enstitüye dönüştürülse son derece verimli olur kanaatindeyim. Tamamdır hocam.